Eğer dünyanın büyüklüğünü bir elma ile kıyaslarsak, üzerinde yaşadığımız yer katmanı bu elmanın kabuğu kadar olur. İşte üzerinde yaşadığımız katman bu kadar ince, zayıf ve güçsüzdür. Ve dışarıdan gelebilecek küçük bir darbe onu yırtabilir. Tehlikeler sadece gökyüzünde değil, aynı zamanda ayağımızın hemen altındadır. Üzerinde yaşadığımız ince yer kabuğunun hemen altında binlerce derece sıcaklıktaki magma tabakası vardır. Volkanik hareketler sonucunda magma zaman zaman yeryüzüne çıkar. Dünyamız gerçekte pamuk ipliğine bağlıdır. Nitekim kimi zaman ihtişamlı dağlar, yerin altından gelen bu volkanik basıncın etkisiyle patlar. Depremler, insanların yerleşim yerlerini bir anda yok edebilir. İnsanların gururla inşa ettikleri dev yapılar, görkemli şehirler bir anda yerle bir olur. Dünya üzerinde yaklaşık 2 dakikada bir deprem olmaktadır. Ancak bunların çoğu hafif şiddettedir ve insanlar tarafından hissedilmez. Oysa Allah'ın dilemesiyle bütün dünyayı etkileyecek şiddette yaşamın son bulmasına neden olacak, yeryüzünü yerle bir edecek sarsıntıların olması da oldukça kolaydır. Nitekim fay kırıkları ve tabakalar arasındaki boşluklarla dolu olan yeryüzünün yapısı, depremlerin oluşması için son derece uygundur. İnsanlar genellikle gelişen teknolojinin, yaşanan tecrübelerin bu gibi felaketleri engelleyebileceğini düşünürler. Oysa doğal olaylardan etkilenmemek için harcanan çabalar kimi zaman hiç fayda vermez. Buna en yakın örnek 1995 yılında Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleşen şiddetli depremdir. Japonların depreme dayanıklı bir teknolojiyle inşa ettikleri Kobe, bu sarsıntıyla adeta kağıttan yapılmışçasına yıkılmıştır. Depremleri önceden haber veren bir sistem kurmak için yaptıkları araştırmalara milyarlarca dolar harcayan Japonlar, ummadıkları bir yönden gelen felaketi önceden tahmin edememişlerdir. En güçlü depreme bile dayanır dedikleri binalar, kağıttan evler gibi yıkılıp gitmiştir. Depremler kimi zaman beklenmedik başka felaketlere de yol açar.
okyanus zemininde meydana gelen bir deprem, tsunami isimli dev deniz dalgalarının oluşmasına sebep olur. Bu dalgalar bir kıyı şeridini tümüyle yıkar. Ve dalgaların yıkıcı etkileri kimi zaman dehşet verici boyutlara ulaşır. Dalganın yüksekliği yaklaşık 30 metreyi bulur. Ve hiç kimse ne olduğunu anlamadan bir anda belirir. Tarih boyunca yüz binlerce insan bu dalgalar yüzünden yaşamını yitirmiştir. Böyle bir dalga bir sahil kasabasını tümüyle yok edebilir. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler, deniz kenarında inşa edilmiş bu otelin garajında bulunan kameralar tarafından çekilmiştir. Kısa bir süre sonra ikinci dalga çarpar.